Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 21. bölümdeyiz. Yani çemberde uzunluk çözüyoruz. 9. köşe taşında kalmışız en son. Hadi bira bismillah diyelim. Başlayalım arkadaşlarım 9. köşe taşımıza. Evet, diyor ki AB çapmış. Yamuk. Yamuksa bu üst ve alt kenarımız birbirine paralel olacaklar. Şunlar paraleller. Buna göre AB ile DC arasındaki uzaklık. Evet, yani kısaca bize yamuğun yüksekliğini soruyor. Şimdi biz merkezimizi bir işaretleyelim. Yarı çapımız 13 bölü 2, 13 bölü 2 olacak arkadaşlarım. Şimdi merkezden kirişe bir dikme indirelim. Bu dikme kirişi biliyorsunuz mecbur 2'ye bölecek. Burası 5 bölü 2, burası 5 bölü 2 oldu. Sonra kirişin ucuna mutlaka yarı çapınızı çizin demiştik. Bu da 13 bölü 2 oldu ki bakın şuradaki üçgenden biz yüksekliğimizi bulduk. 5, 12, 13 üçgenidir bu arkadaşlarım. Bunun yarısıdır. 5'in yarısı. Demek ki burası 12 bölü 2 olacak. 12'nin yarısı olacak ki bu da 13'ün yarısı olmuş. 5, 12, 13 üçgeninin yarısını almışız. Cevap 12'nin yarısı olacak. 6. Evet, ikinci sorumuz. Daha önce de söylediğimiz gibi böyle iki tane diklik gördüyseniz arkadaşlarım hemen merkezden dikliklerin ucuna yarı çapları çizecektik. Öncelikle şu oranı bir yerleştirelim biz isterseniz. Şurada bir oran var. Bunların hepsine 6K diyelim. Dolayısıyla şimdi AD 1K olacak. Onu bir yazdık. DF 3K olacak. Onu da yazdık. FB 2K olacak. Bunu da yazdık. Bizden de CD bölü EF oranını istiyor. Şimdi dediğim gibi merkezi işaretleyip bir bunun ucuna yarı çap çizeceğim. Bir de bunun ucuna yarı çap çizip iki tane Pisagor yaptığımda aradığım cevabı bulacağım. Ama bir de şu kuralımız var arkadaşlar. Öklit bağıntısı dediğimiz kural var. Şöyle yarım çembere bir diklik indiğinde bakın buna mesela H diyelim. Şuna da M diyelim. Öklit yapacağım. H kare eşittir K çarpı 5K diyeceğiz. H kare eşittir K çarpı 5K. Yani 5K kareye eşitmiş. H'ımızı bulduk. Şimdi aynı şeyi M için yapalım. M kare eşittir. Bu sefer 4K ile 2K'nın çarpımı. Yani 8K kare olacak. Hemen bunları birbirine böldüm ben dostlarım. Bakın ne geliyor? H kare bölü M kare eşittir. K kareler gitti. 5 bölü 8 geldi. Her iki tarafın karekökünü alırsam şu şekilde. H bölü M eşittir. Kök 5 bölü kök 8. Şimdi kök 8 dediğimiz de 2 kök 2'dir. Yani kök 5 bölü 2 kök 2 yaptı sorunun cevabı. Hemen kök 2 ile pay ve paydayı genişletiyorum. Kök 10 oldu yukarısı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Bir de burada 2 var 4 yaptı. Kök 10 bölü 4 geldi sorunun cevabı. Geçtim 3 numaralı sorumuza. AKLC dikdörtgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Şuna bir A diyelim. Şurası da A olacak. Şuna B, şuna B, şuraya da A yazalım. Şimdi dikdörtgenin alanı dediğimiz zaman A çarpı B'yi soruyor demektir bize arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı biliyorsun kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani bana sorulan şey A çarpı B. Bunu bir bilelim. Sonra az önce söylediğim kural bakın Öklit kuralı şu 4 iniyor ya buradan aşağıya. Bu 4'ün karesi 16. Öklit'ten dolayı şuradaki B ile A'nın çarpımına eşit. Yani B çarpı A dediğim şey aslında 4'ün karesi 16. O halde cevabım direkt Bursa'dan çıktı. Evet, dördüncü soruya geldik. Buna bir bakalım şimdi. Burada da iki tane çember görüyoruz arkadaşlarım. Birisi O1 merkezli AB çaplı şu yarım çember, bir de şurada bir yarım çemberimiz var. Bakın şu ikinci yarım çemberi şöyle biraz daha kalın çizeyim ben, siz daha iyi görün. Bu da ikinci yarım çemberimiz dostlarım. Bize de O1 ile O2 arasındaki mesafe nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar şurası çapı gören çevre açıdır 90 derece. Burası kesinlikle
merkez olduğu için O2 ikiye bölünmüştür. Şimdi O1'in yarıçapı, bakın burada bir 6 var. Burası da 6 oldu. Yarıçapı 6 diyelim biz buna. Sonra tam şuradan aşağıya bir diklik indirsem acaba. Tam şuraya. Şöyle bir doğru indirsem. Bakın şu açı da 90 derece olacak. Neden hocam? Çünkü bu da bu mavi yaptığım çemberin çapını gören bir çevre açı. Buranın da 90 olduğunu söyledim. Hemen öklitimizi patlatalım. H kare 4 ile 8'in çarpımıdır. Yani 32. H kare 32 ise bu kök 32 yapar. O da 4 kök 2 demektir. Buraya 4 kök 2'yi yazdık. Şimdi bize O1 ile O2 arasını soruyor. X diyelim buraya. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı yaparsam AC uzunluğunu bulabilirim eğer istersem. Hemen bulalım. 4'ün karesi 16. 4 kök 2'nin karesi 32. Topladım 48. Demek ki kök 48, yani 4 kök 3 yaptı burası. Ve şunu fark ettiyseniz, bakın bu X ile şu 4 kök 3 ikisi de birbirine paralel. Neden hocam? Çünkü bu burayı 2'ye bölmüş. Bu da burayı 2'ye bölmüş. Hatta orta taban oldu değil mi? 4 kök 3'ün yarısı olacak. 2 kök 3'tür sorumuzun cevabı. Evet, güzel sorulardı. 9 numaralı köşe taşındaki sorular. Şimdi hemen geldik 10 numaralı köşe taşımızın ilk sorusuna. ABC'de dikdörtgen KL noktalarında teğet. 5'i görüyorum, 3'ü görüyorum. Hemen şöyle merkezden şuraya bir diklik indiriyorum. Bu diklik bu kirişi 2'ye bölmek zorundadır diyor. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Hatta 3, 5. Burası kesin 4 oldu. Şurası da o zaman kesin 4 geldi. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurası R'dir arkadaşlarım. Yarıçapımız. Şimdi R'mizi görün hatta. Bakın şurası da bizim R dediğimiz yerdi. Bakın merkezden çembere gelmiş. Demek ki R5. O zaman direkt 5 yazayım. Burada 5. Burada bir küçük kare oluştu. 5, 5, 5 diyelim bunlara da. Sonra madem ki şu KO5, şuraya da 1 kaldı yazalım. Neyi bulduk biz? Dikdörtgenimizin şu kenarı 9, bu kenarı 8. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 8 kere 9, 72 çıktı sorumuzun cevabı. Buna bakalım. İşte teğet çemberi 4 ve 9 da verilmiş bize. Şimdi şöyle yapalım. Dondurma kuralı yapalım. Bakın şurada 9 ise buranın da 9 olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu C'den dondurma yapalım. Bakın şuraya bir teğet. Buraya da bir teğet gelmiş. 4 ise buranın da 4 olduğunu söyleyelim. Şimdi teğet gördüğümüz yere yarıçap dik inerdir. R diyelim. Yine teğet gördüğüm yere yarıçap dik iner. R diyelim. Şurası da teğet gördüğüm yere dik indirelim. R, R, R ve R olduğunu söyleyeyim. Bizden AD'yi istiyor. Yani 2R'yi istiyor. Yani çemberin çapını istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Şu dik yamuk olduğu için şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. Ve şurası 4 ise burası da 4. Bu da bizim 2R'miz diyorum. Şuraya da 5 kalıyor tabii 9'dan geriye. Bakın burası toplamda 9, 4 daha 13. 5, 12, 13 üçgeninden demek ki 2R dediğim yer 12 olacak. Zaten bize de 2R'yi soruyordu değil mi? 12'yi işaretledik. Evet, üçüncü sorumuz. ABCD karesi O merkezli çembere E noktasına teğet. Kareymiş bu ve DC'de 16'ymış. Peki. Buna göre çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi şurası 90. Şu çizdiğim doğru kesinlikle çap olmak zorunda ve mutlaka O merkezden geçmek zorunda. Nereden biliyorsun öğretmenim? Çünkü çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Burası 90 derece ise çapı görmüş olmak zorunda dedim. O yüzden burası çap çıktı. Şimdi merkezden kirişe bir dikme indirelim. Bu dikme kirişi 2'ye bölsün. 8, 8 diye 2'ye de böldüğünü gösterelim bunun. Sonra buradan TYT yarı çap dik iner diyelim. Burası R, şurası R, şurası R oldu. Sonra şurası arkadaşlarım biliyorsunuz ki karemizin bir kenarına eşit. Toplam 16 olacak. O halde burası 16 eksi R geldi. Ve bakın şuradaki üçgenden
Ben R'yi bulabilirim artık Pisagor yaparak. Ama 8'i görünce iki tane dik üçgen geliyor aklıma. Ya 8, 15, 17 ya da 6, 8, 10. Şimdi R'nin 10 olması durumunda burası 6 oluyor mu diye bakalım. Evet, 16'dan 10 çıktı. 6 geliyor. Demek ki 6, 8, 10'u sağlıyor. Yarıçapımız 10 birim çıktı. Cevap Denizli'den geldi. Şimdi biz bu köşe taşında neyi öğrendik arkadaşlar? Yani bakın şunu bir kere öğrenmiş oldun. Bu köşe taşındaki 4 soruda. Şimdi burada uygulayalım onu. Hiç soruyu okumadan önce şunları bir yapalım. Teğetse eğer ki bir doğru çembere teğetse teğet olduğu noktaya yarı çapımı dik indiriyorum. Bakın burada da teğet olduğu nokta var. Yarı çapımı dik indirdim. Şurada da teğet olduğu nokta var. Yarı çapımı dik indirdim. Sonra bir kiriş varsa çemberin içerisinde ben o kirişin tam ortasına bir dikme indirebiliyormuşum. Tam ortaya düşecekmiş. Sonra kirişin ucuyla merkezi mutlaka birleştirip bunun da yarıçap olduğunu söyleyecekmişim. İşte bizim yapmamız gereken, daha soruyu okumadan önce yapılması gereken işlemlerimiz bunlar. Şimdi soruyu okuyalım. Teğet 6 var, 2 var. Şimdi burası 6 ise bu da 6, bu da 6. Bunları bir yazalım. Başka ne diyor? Şurası bizim yarıçapımız R, şu da R, şu da R. Dostum şurası R ise dikdörtgenden şu uzunluk da R. Hatta burası R eksi 2, burası da R eksi 2. Bakın işte Pisagorumuz çıktı arkadaşlarım. Hatta bu da yine 6, 8, 10 üçgeni olmalı. R'ye 10 dersek bakın burası da 10 eksi 2'den 8 geliyor gerçekten. Evet, yarıçapımız yine 10 geldi. Cevap Denizli. Evet, 10 numarayı da gömdük. Hemen 11 numaralı köşe taşının birinci sorusundayız arkadaşlarım. AD kaç santimdir diyor. Şimdi AB'yi ne vermiş? 6. Onu bir gösterelim. Başka AC'yi 4 vermiş. Onu bir yazalım. BC'yi de 5 vermiş. Bunu da bir söylemiş olalım. AD'yi soruyor. Şimdi dostlar burada da şunu bileceksiniz kardeşlerim. Şimdi bir çembere dondurma kuralı var. Bakın burada A'dan bir dondurma yapmış. Bir kere bu dondurmaların uzunlukları kesinlikle eşitti. Bir de şunu söyleyeceğiz arkadaşlarım. Bu dondurmanın kesiştikleri noktayla merkezi birleştirirsen bu doğru kesinlikle ama kesinlikle açıortay olacak. Bir de bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. İşte burada da galiba bu 4 soruda da açıortay teoremi kullanacağız. Bir bakalım. Şimdi açıortay ne diyorduk? Kollarımın oranı 6'ya 4. Hatta sadeleştirirsem 3'e 2. Ayaklarımın oranıyla tıpatıp aynıydı. Demek ki bunun ayakları da 3'e 2 olacak. Hatta 3K, 2K olacak da normalde. Toplam 5 olduğu için direkt 3'e 2 yazdım ben arkadaşlar. Sonra da AD'yi soruyor ya. AD açıortayın uzunluğu. Normalde açıortayın uzunluğu müfredatımızda yok. Ama burada sorulmuş. Biz de çözelim arkadaşlarım. Açıortayın uzunluğu şuna eşit. Yani x'in karesi daha doğrusu. Açıortayın karesi. Kolların çarpımı 6 kere 4 24 eksi ayakların çarpımı 3 kere 2 6. 24'ten 6 çıktı, 18 kaldı x kare. 18 de dışarıya 3 kök 2 olarak çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. Şimdi buna bakalım. Bakın artık şunu hemen söyleyelim. Şimdi hocam tam şurada bakın bir BA doğrusu var. Teğeti daha doğrusu. Bir de BD teğeti var. Bu ikisi de teğet olduğu için bir kere bu teğetler birbirine eşit. Yani şurası da kesin 12. Hatta burası 12 eksi x. Bir de bu teğetlerin kesiştiği noktayla merkezi birleştiren doğru açıortay olacaktı. Buraya da açıortayımızı gösterdik. Evet, ne diyor burada şimdi? AC ile BE çemberler üzerinde kesişiyorsa diyor. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bildiğimiz şeyleri yaptık. Açıortayları gösterdik. AC dikmiş buraya dedik. Bakalım başka neler yapacağız. Bir tek AB'nin 12 olduğunu, bir de BD'nin 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle teğet gördüğüm zaman hemen diki bir indireyim. Aynı şekilde teğet gördüğüm zaman şu yarıçapları bir dik dik indirmiş olalım arkadaşlarım. Bakalım belki bunlar bizi
bir işimize yarar, belki daha kolay görmemizi sağlar diye düşünmüyor değilim açıkçası. Sonra şurası R yarıçap, şurası da R yarıçap, şurası da R yarıçap diyelim. Yani şuradan inen diklik R, R diye böldük. Bir işimize yarayacak mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Şuraya da R yazalım. Evet, düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Çemberler üzerinde kesişiyorsa, yani burada bir şuranın yarıçap olduğunu söylüyor tabii ki bu durumda. Şöyle bir taktiğim vardı arkadaşlar. Bir soruda bir açıortay ve iki diklik varsa ikizkenar üçgen yapın demiştik tabii zamanında. Şimdi o taktiği hatırlayabildiysek bakın şurada şimdi A diyelim. A 90 şuraya B yazalım. Şimdi burada da A 90 o zaman burası da B olacak. Ve bakın şu B açısının tam tersi de B gelecek. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani şunun da R olduğunu gördüm artık ben. Şuna eşit çünkü. Dolayısıyla bakın bu üçgen RRR eşkenar üçgen oldu arkadaşlarım. Hatta şurası muhteşem üçlü oldu değil mi? Bakın hipotenüse inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit. Yani bu da R geldi. İster bundan sonrasını eşkenar üçgenin 60'larını yazıp 30, 60, 90'dan bulabilirsiniz isterseniz. Ya da hocam işte şurası tam 2'ye böldü. Orta taban oldu bu. Burayı da mecbur 2'ye bölecek. Yani 12'yi 2'ye bölmek zorunda. 6, 6 deyip böyle de bulabilirsiniz. 30, 60, 90'dan da çözeyim ben. Şimdi bu eşkenar üçgense 60 burası, burası 30. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Buraya 6 yazınca mecbur bu da 6 geldi. Evet, şuna bakıyoruz. Teğetlerin değme noktası 120. Şimdi dondurma kuralından bununla bu bir kere eşit. Bu da 2 birim. Şimdi tam şurada merkezimiz olsun. Merkezden teğete dikinelim. Merkezden teğete dikinelim. B noktasının çembere en yakın uzaklığı. Şimdi hemen merkezle B noktasını birleştirdim. Bakın B noktasının çembere en yakın olduğu çember noktası burasıdır. Bize de çembere en kısa uzaklığı soruluyor. Şu mesafe soruluyor. Şu kalınlaştırdığım yer. Şimdi burası bir kere 60-60 diye ikiye bölündü. Açıortay oluyordu. Şurası 30. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı şurasıdır 4. 60'ın karşısı da 2'nin kök 3 katıdır. Şurası 2 kök 3. Yarıçap 2 kök 3 ise şu uzunluk da 2 kök 3'tür ki hani burası 4'tü ya toplam. 2 kök 3'ü çıkarırsam en kısa mesafesini bulurum. Demek ki 4 tamamı 2 kök 3'ü çıkartırsam da en yakın mesafesini bulmuş olduk. Geldik şuna. O merkezli çember ABC üçgeninin dış teğet çemberidir. Pekala. AC4 yazalım. AK3 şunu yazalım. Bir kere bu AK kesin açıortay oluyordu. Onu da bir yazayım şöyle. 3 burası. KC2. Burası 2 ise şurada 2 değil mi? Bakın küçük bir dondurma kuralı var burada gördüğünüz üzere. Ve büyük dondurma var şurada. AE ile de AD birbirine eşit. Yani burası 6 ise burası da 6 olacak. Bunu da söyleyelim. Buna göre OC. OC neresi? Şu uzunluğumuz nedir diye bir soru sormuş bize. O C'yi soruyor değil mi? Doğru. Şimdi bildiğimiz şeyleri bir konuşalım. Şimdi şuraya ben bir 2'ye 4 oranı var burada. Bakın açıortayın 2'ye 4 oranı. O halde burada da 1'e 2A oranı olmak zorundadır diyelim. A'ya 2A. Hatta şu küçük dondurmayı yapalım biz. Bakın burası da A. Yani 3A6 A2. Demek ki şurası 2, burası 2, burası da 4 geldi. Evet, başka. Şimdi 4, 4 kere 4, 16. 16'dan 4 çıktı. 12. Evet, burada bir hata var. Yani AK'nın 3 olması hatalı bir durum arkadaşlarım aslında. Çünkü yani açıortayın uzunluğu, gerçi AK tam açıortay oluyor mu? Evet AK tam açıortay. Açıortayın uzunluğu yanlış çıkıyor mesela.
Tamam, düşünülmeden hazırlanmış olabilir arkadaşlarım. Çok önemli değil diyelim diyeceğim ama aslında çok önemli. Neyse. Tamam, biz onu bilmeden de yaparız diye düşünüyorum. Şimdi şurası da kesinlikle açıortaydır. Şuradan buraya bir dikme çizelim. 90 derece olsun bu dikmemizin uzunluğu. Şimdi hadi gelin bir de şuradan dış açıortay teoremi yapalım. Şimdi 2'ye 4 kollarının oranı şuranın tamamının oranına eşit olacak. O zaman burası da 3 gelecek. Burada 3 çıktı. E olmadı işte. 90'ın karşısı 6. Dik kenar da 6 çıktı. Hatalı geldi bu soru arkadaşlar. Evet, bu soru hatalı dostlar. Cevap Ceyhan diyor. Ben mi bir yerde hata yaptım diye şöyle bir daha bakayım. AC'yi 4. AK'yı 3 vermiş. KC'yi 2 vermiş. Şimdi K teğet değme noktası mı? Değil. O zaman KC 2. Tamam, hata bende arkadaşlar. Şurası 2 olmaz. Sadece KC 2'ymiş. Oranın 2 olduğunu söyleyemeyiz biz. Peki 1'e 2 oranından A, yani şurası da 6 değil, burası da 6 değil o zaman. Şöyle silelim. Şimdi buraya A dersen burası 2A. Şimdi A'yı bulalım o zaman bir daha birlikte. Açıortayın uzunluğu formülü yapıyorum. Açıortayın karesi 9 eşittir. 2A ile 4'ün çarpımı 8A. A ile 2A'nın çarpımı 2A. Çıkarttım 6A. 9 bölü 6 eşittir A. Hatta 3 bölü 2 değil mi A dediğimiz şey? Demek ki şurası 3 bölü 2. O zaman burası 3. Bunu da bulduk. Yani şurası bir ikizkenar üçgen çıktı şimdi. 3'ü de bulduk burada. Peki OC'yi soruyordu bize. Şurada 2'ye 4, 3'e 3 oranı var. Tabii ki burası kesin yine 3 dış açıortay teoreminden. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi dış açıortayın uzunluğunu yapacağım. Dış açıortayın uzunluğu eşittir. X diyelim biz ona. X kare eşittir. Burada da ilk önce ayakları çarpıyorum. Birinci ayak 3, ikinci ayak 6. 3 ile 6'yı çarptım. 18 eksi. Kolları çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 18'den 8 çıktı. 10. X eşittir kök 10. Evet. Biraz şekil karıştığı için benim de çok hevesim kalmadı. Gelelim şuna. Ya da burada bir durdurayım ben videoyu arkadaşlar. Sonraki şeyimize devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi öpüyorum sizi.